2 adet haşlanmış yumurta diyoruz. Buradaki haşlanmış yumurtanın bir kere doğru haşlanmış olduğu bilgisi lazım. Nedir o da? Hiçbir liste, hiçbir tarif bir kutsal kitabın yazılışı gibi değildir. Tek başına salatalık da bir öğün olabilir, tek başına yumurta da bir öğün olabilir, tek başına dereotu da bir öğün olabilir. Bu takıntılardan uzaklaşalım. Yarım soğan demişiz. Bu soğanın nasıl doğrandığı konusu çok önemli arkadaşlar. Gıdaların birbirine selamlaşması gibi bir şey bu. Merhabalar arkadaşlar, ben Doktor Eyüp. Sizlerin güzel yorumlarının sürüklediği bir bölümdeyiz. Evet, yorumlarınız okunmuyor sanmayın. Bunlar gayet güzel bir şekilde ekip tarafından değerlendirilerek bunun yol haritası belirleniyor. Değerli arkadaşlar, sizler için hazırlanmış olan bu programda listeler göreceksiniz ve bu listelerin nasıl, neden sorularının cevaplarını bulacaksınız. Özellikle tarifler kısmında ciddi bir sorun olduğunu, insanların ne yapacakları sorusu karşısında çaresizliklerini hep duyuyorum. Evet, birkaç adet videoyu sırf bu noktada çözüm olsun diye yapmaya karar verdik. 1. Yumurta salatası. Ekranda da bunun yansımasını göreceksiniz. Ürünlerin listesini, her birini ayrıntılarıyla paylaşıp nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Diyeceksiniz ki hocam, ben yumurta salatasını bilmiyor muyum? Biliyorsunuz ama böylesini değil. Sizin bildiğinizden biraz farklı bir şeyler olacak. Çünkü olayın gerçekten tıbbi anlamda fonksiyonelitesiyle ilgili bir süreci olduğunu göreceksiniz. 2 adet haşlanmış yumurta diyoruz. Buradaki haşlanmış yumurtanın bir kere doğru haşlanmış olduğu bilgisi lazım. Nedir o da? Kayısı kıvamından bile yumuşak, hafif akışıcı diyoruz. 3 dakikayı aşmamış haşlanmış yumurta. Burada bazı ayrıntılar var. Yumurta küçücükse 3 dakikada sertleşiyor. Çok büyükse yumurta 3. dakikada henüz akışkan olarak kalıyor. Dolayısıyla yumurtanın büyüklüğüne de dikkat edin. Sonra yumurtayı 3. dakikada kapatan bir anne o sıcak suyun içinde bıraktığında yumurtanın halen pişmeye devam ettiğini unutuyor. Isı 100 derecenin 60 dereceye düşene kadar yumurtayı pişiriyor olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yumurta 60 dereceden sonra artık akıp pişmeye başlar. O 100 derece gelene kadarki süre içerisinde pişme derinleşir. Siz 3. dakikada kapattığınızda artık gerçekten de yumurtanızın pişme süresi tamamlanmıştır. Ama onu muhakkak alıp dışarıda bekletmelisiniz. Hatta yumurta küçükse soğuk suya koymalısınız arkadaşlar. Bir adet salatalık demişiz ve bu yumurtamızın da gerçekten doğru yemlerle beslendiğinden emin olunuz. Gezen tavuk diye satılan ürünlerin de aslında tavuk yemiyle beslendiğini bilmenizi hatırlatayım. Bir adet salatalık, bu salatalıkların da mevsim salatalığı olması gerektiğinden dolayı şu anda dikkat edin. Mevsimi olmayan bir salatalık kullanarak kendinize burada gereksiz yere ilaç yükü, yani pestisit yükü oluşturmayın arkadaşlar. Burada şunu unutmayın. Hiçbir liste, hiçbir tarif bir kutsal kitabın yazılışı gibi değildir. Siz de mümkün olanları oturtursunuz, mümkün olmayanları, yani yanlış olanları da nasıl olsa tarifimizin tüm parçalarını bir araya getirmeye çabalıyorsunuz havasına girmeyin. Bırakın eksik kalsın, eksikliğiyle de yeni bir lezzettir. Hatta şunu söyleyebilirim, tek başına salatalık da bir öğün olabilir, tek başına yumurta da bir öğün olabilir, tek başına dereotu da bir öğün olabilir. Bu takıntılardan uzaklaşalım. Yani tarif listesini aldım yanıma. Efendim salatalığım yok, o zaman ben bu tarifi yapamayacağım demeyin. İhtiyacınız yok. O olduğunda bunu da ekleyebilirsiniz demektir sadece. 15 dal dereotu, 15 dal maydanoz var burada. Dereotu ve maydanozu bir arada da kullanabilirsiniz. Birini de kullanabilirsiniz. Unutmayın. Yarım soğan demişiz. Bu soğanın nasıl doğrandığı konusu çok önemli arkadaşlar. Sizler soğanın ince ince dilimler halinde mi yoksa küp halinde mi doğrarsınız bilmiyorum. Ama tıbbi beslemeye göre onun çok ince dilimler halinde doğranmış olması sizin o soğandan
istediğiniz yüksek miktardaki biyo yağını engeller. Dolayısıyla onu küp küp hafif diri şekilde doğramış olmanızı önemsiyoruz. Mesela bunu ben bir dereotu için çok fazla düşünmezdim. Bunu bir maydanoz için de çok düşünmezdim. Ama soğanın uçucu bir antioksidanı var ve bu uçucu antioksidanı mümkün mertebe kan hücrelerine, sinüslere ve mukozaya ulaştırmak gibi bir amacım var. Bu nedenle soğan küp küp doğranarak mümkün olan o diri parçaları çiğniyor olmanızdan dolayı her çiğneyişinizde söz konusu olan o yüksek miktardaki uçucu antioksidanın kanınıza, vücudunuzla çalışmasına fırsat verirsin. Aksi halde dışarıdaki doğradığınız soğan dış ortamdaki virüsleri temizler, dış ortamdaki bakterilere nüfuz eder ve onları da öldürür. Yani bir antiseptik gibi çalışır. Dışı temizlemek istiyorsanız ince doğrayın. İçinizi temizlemek istiyorsanız iri ve diri doğrayın. Bir yarım çay bardağı çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin, yine bir o kadar da yeşil zeytin. İkisi birlikte olması gerekir mi sizce? Gerekmez. Olsa güzel mi olur? Olur. Dolayısıyla tarifi bu şekilde okunmasını istiyorum. 2 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeği demişim. 2 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeğini ayrıntısında şöyle paylaşayım. Eğer bu öğün bir sabah kahvaltısı olarak düşünülmüşse ve gerginseniz, stresli bir gün ve iş ortamında olacaksanız, evet 2 yemek kaşığına okey. Ama değil, sakinsiniz, rahatsınız, işlerin yolunda tıkırında gittiği bir zaman dediğimde 2 yemek kaşığı değil 1 yemek kaşığı kullanmalısınız. Neden burada 2 1 oldu? Çünkü sizin tabak çekirdeğindeki yüksek doz magnezyum sizde ferahlık ve rahatlık ve hafif relaksasyon yapacaktır. Dolayısıyla gününüzün gereksiz yere uykulu halde, enerjisiz halde hissedilmesine sebebiyet vermeyiniz diye bunu not düşüyorum. Kabak çekirdeğini unutmayın. Bir gece yemişidir. Ama kahvaltıda da buna yakışır. Peki, hocam ben o zaman bunu hiç yemeyeyim der misiniz? Derim. Bunun yerine ne koymalı? Ben Antep fıstık içi. Buna boz fıstık notunu düşmek istiyorum. Bakın, meverdin dedikleri sarı Antep fıstık içi bu söylediğim yüksek kalitede besini içermez. Ama yeşil boz fıstığın besin gücü inanılmaz güçlüdür. Bunu eklediğiniz takdirde bu salatanızın değeri iki katına çıkar desem yalan etmiş olmam. Dolayısıyla ceviz de olabilirdi, badem de olabilirdi. Buradaki evde ne varsa burada tamamlayıcı bir salatayı oluşturmanıza yeterlidir. Böyle fanusta bir tarifle uğraşmıyoruz. Biz olabilir hayatın bir parçası olarak bunu yaptığımız takdirde pratikleşiriz. Ama biliyorum birçoğu insanın böyle bir formülizasyon aradığını, bir formülle her şeyi çözmeye çalıştığını, bir kurallar silsilesi içerisinde yaşamayı çok sevdiğinden haberim yok değil. Ama bu yaşam birazcık yorucu, birazcık başka sorunlarla sizi baş başa bırakıyor. O yüzden şöyle ferahlayın, rahat olun, relax olun ve bu ürünlerden herhangi birisiyle neler yapabileceğinizin böyle mükemmel bir yolculuğunu yaşayın diyorum. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, limon ve mutlak olarak da evet bütün bunların yanında zeytinyağının çeşitlendirilmesi, yani yağ faktörünü ya çeşitlendirebilirsiniz. Ben bunu tuzun kaya tuzu olması gerektiğini, limonun taze olması gerektiğini ve çok az miktarda burada sirkenin de işe yarayacağını düşünüyorum. Peki biz burada yumurtaları güzelce doğradık. Diğer malzemeleri de dirice doğradık ve doğranmış bu ürünleri güzelce de hafifçe karıştırdık. Burada bir kıvam bekliyorsunuz. O kıvamda 5 ile 10 dakikalık bir zaman istiyor. Gıdaların birbirine selamlaşması gibi bir şey bu.
Hani bir toplantıya girmeden önce holde herkes birbirini tanır, sonra yavaş yavaş toplantı salonuna alınır ya. Bu da gıdanın buluşma ortamı. Daha sonra mide ortamına doğru geçişe hazır diyeceksiniz arkadaşlar. Umarım ki bu tarif sizler için ilham verici olmuştur. Umarım ki bu tarifi yapar ve Instagram hesabımızda görselleriyle paylaşırsınız. Bu görselleri biz de sizlerin adına paylaşarak bir başkalarına ilhama vesile oluruz diye hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi bir zaman diliminde sizlerin bu videoların devamı için hem beğeninizi hem paylaşımınızı istirham ediyorum saygılarla. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.